Ceket sayılarına kadar bilen kız arkadaşlarım var benim. Gruptaki insanlara çocuklarım diye hitap eden bir çocuk düşünebiliyor musun? Radikal yorumlara hiç gerek yok. İnsanlar istediğini demek ki özgür. Güney Kore'de popülerleşti, kısa sürede dünya gençlerini etkisi altına aldı. Kore pop grupları, tarzları ve sıra dışı sahne performanslarıyla büyük ilgi görüyor. Genelde kızlar seviyor. Kore erkeklerini çok yakışıklı buluyorlar. Onunla 20 yaşındaki kızları çok fazla etkilediğini görüyoruz grubu. Sima olarak da sevimli olduklarını düşünüyorum. Korelileri de suçlayamıyoruz. Bir şeyler yapıyorsunuz ve ilgi çekiyorsunuz diye. Bizimkileri de suçlayamayız. Bazı fanlar o kadar fan ki grupla ilgili her şeyi araştırıyor. Saçını konser boyunca kaç defa boyar? En son sevgilisiyle ne yaşadı? Ergenliğine de bağlamak gerekiyor eğer aşırı bir bağlılık varsa. Yine giydiler, ne yaptılar, neredeler, devamlı takip ediyorlar. Ergenlik aklın iki karış havada olduğu delikanlı dönemidir. Çocuklar Kore kültürü tüketiyorlarsa biz onlara kendi kültürümüzden neyi verdik? De bu çocuklar almadı, hoşnut olmadı da oraya yöneliyor, bir tartışmak lazım. Onları farklı kılan şey her şeyden önce yetenekleri. Psikolojik olarak yıpranmış çocukların bu grubu dinlediğini gördüm. Ben o kadar hayran değilim aslında, dinliyorum sadece. Televizyon kanalına gördüm. Şans verip dinlemek istedim. Korece bilmiyorsun ne kadar saçma. Çeviri diye bir şeyin varlığından bahsetmek istiyorum. Bir köle gibi bu şarkıcıları çalıştırıyorlar aslında. Yani birisi intihar etti ama yerine yenisini monte ediyorlar falan filan böyle. Ve bu çocuklar aileleriyle görüştürülmüyor falan. O çocukların psikolojisi alt üstü zaten. Ön yargılı davranıyorlar ve çok kötü olduğunu söylüyorlardı gruplarca. Biz sanki korkarız, çocuklarımız başka bir şeye asimile oluyorlar, başka bir şeye uyumlanıyorlar diye. Ya hakikaten biz çok kadim bir kültürüz. Öyle hani kültür dediğiniz, medeniyet dediğiniz şey, aa geldik buralarda bulunduk, 50-100 sene sonra gittik anlamında değildir. Ne tür cinsiyet diye bir şey yayıyor bunu. Sana kimse cinsiyetini söyleyemez. Artık duymaktan tanıdıkça ayrımına girebiliyorsunuz. Çünkü ilk başta ben de bana acayip benzer geliyorlar. Ben Twitter okudukça çıldırıyorum. Böyle bir şey nasıl olabilir? Konserden dönüyorlar sonra. Umarım bir şu başlarına bir şey gelmez. Cidden kötülükleri kadar kötü olduğunu düşünmüyorum. Genç yanlış arkadaşlar edinecek, yanlış grupları beğenecek. Lakin zamanla doğrusunu bulacak. K-pop yani Kore pop dünyayı sarsan son müziklerden sistemde bu hafta gençlerin yeni gözdesini K-pop'u her yönüyle işledik. GZT'ye abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınız bizim için çok önemli. Ceket sayılarına kadar bilen kız arkadaşlarım var benim. Gruptaki insanlara çocuklarım diye hitap eden bir çocuk düşünebiliyor musun? Radikal yorumlara hiç gerek yok. İnsanlar istediğini demek ki özgür.